Eğirdir Gölü'ndeki kısa molamızdan sonra Melikler Yaylası'na doğru devam ediyoruz. Gün içinde yaptığımız kısa molalar, alışverişler sonrasında göreceğiniz şekilde akşama doğru ancak yaylaya gelebiliyoruz. Biz Melikler Yaylası'na Aksu üstünden geldik. Aksu'da alışverişlerimizi yaptık. Aksu'da her türlü alışverişinizi yapabilirsiniz. Daha sonraki köylerde de bazı ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz ama Aksu ilçe olduğu için alışveriş yapma imkanı çok daha fazla. Biz de Aksu'yu tercih ettik. Aksu'da durduk, alışverişimizi yaptık. Ondan sonra devam ettik. Köy yollarından geçtikten sonra hemen sağa Melikler Yaylası'nı gösteren bir tabela var. Bundan sonraki yol gördüğünüz şekilde toprak bir yol. Yaylaya kadar toprak bir yolla devam ediyorsunuz. Karşıda görülen dağ, şimdi birazdan daha belirgin ortaya çıkacak, Dede Göl Dağı. Burada Dede Göl şenlikleri yapılıyor. Bunun dışında bazı günlerde, gecelerde yıldızları seyretmek için de etkinlikler düzenleniyor. Güzel bir yayla. Videoda da göreceksiniz. Önce biz bir yaylaya ulaşalım, çadırlarımızı kuralım. Ondan sonra yaylada da görüntülere devam edeceğiz. Görüyorsunuz toprak bir yoldan devam ediyoruz. Bu yol sizi direkt yaylaya, kamp alanına götürüyor. Artık kamp alanına geldik. Karşıki dağ tahmin ettiğiniz gibi Dede Göl Dağı. Solda tuvaletler var. Karşıda iki tane çeşme var, görüyorsunuz. Burası kamp alanı. Etrafı açıklık. Ağaçların altına, kuytu yerlere, istediğiniz yere çadırları kurabiliyorsunuz. Şimdi biz de kendimize uygun bir yer arıyoruz. Havada karardı. Çadırlarımızı kurup akşam yemeğini hazırlamamız gerekiyor. Şimdi çadırlar için bana biraz izin verin. Çadırlarımızı kurduktan sonra akşam yemeği hazırlıkları başlıyor. Görüyorsunuz Hakan güveçin başında bekliyor. Yemeğimizi yedikten sonra her zaman olduğu gibi kamp ateşimizi yakıp ateş başında sohbetimizi yapıyoruz. Yorgun olduğumuz için çok fazla oturmadan çadırlarımıza çekiliyoruz. Ertesi gün çevrede yürüyüş yapacağız. Şimdilik iyi geceler. Sabah kahvaltısı sonrası çevrede yürüyüşe geçiyoruz. Orman yolundan Pınargözü mağarasına doğru yürüyoruz. Bu arada yolumuzun üstünde gördüğünüz anıt ağacı görüyoruz. Kollarımızla çevrelemeye çalışıyoruz ama ağaç oldukça büyük. Oradan yürüyerek çok yakın bir mesafedeki Pınargözü mağarasına geliyoruz. Pınargözü mağarasına geldik. Birazdan çevreyi göstereceğim size. Gördüğünüz gibi burası bir mesire alanı. Ben daha bakir bir yer sanıyordum ama yolda yapıldığında her türlü araçlarla kadar çıkabilirsiniz. Yalnız ufak bir yer araç girişine kapalı. Buralarda piknik alanları, masalar olduğu için araç sadece buraya sokmamışlar ama çok düzgün bir yol var, toprak yolda olsa her türlü araçla buraya kadar ulaşabilirsiniz. Şimdi buradan mağaraya doğru yavaş yavaş çıkalım. Evet, mağaraya doğru yavaş yavaş çıkıyoruz. Çevreyi görüyorsunuz. Piknik masaları var. Burada dere yatağı var. Su geliyor. Sanırım mağaradan akıyor. Etrafta mangal yapılacak yerler yapmışlar. Sanırım burası tuvalet. Oldukça kalabalık, görüyorsunuz. Aileler gelmiş burada. Piknik yapıyorlar. Şimdi buradan mağaraya doğru gidiyoruz. Biliyorsun çocuklar burada oynuyorlar. Gerçekten çok güzel bir yer yani. Doğa harikası bir yer ama gelirken vadi yatakları çöp doluydu. Millet çöplerini atmış. Şimdi yavaş yavaş mağaraya doğru çıkıyoruz. Evet, mağaraya geldik. Fakat burada
Yani anormal soğuk bir hava geliyor. Uzun süre burada durmanız mümkün değil. Büyük bir mağara bu. Ben size olabildiğince mağaranın girişini göstereceğim. Görüyorsunuz. Şöyle gelelim. İçeriden ısı alınmışlar. Böyle bir mağara. Şöyle giriyoruz. İşte Pınar Gözü Mağarası'nın girişi burası. Burası kapatılmış. Altta bir giriş var. Aslında buradan insanlar geçebilirler arka tarafa. Burası böyle bir mağara. Hani uzun olan mağara burası mı? Evet. İçi. Verilen bilgilere göre 16 kilometrelik kısmı keşfedilmiş ama daha keşfedilmeyen çok daha uzun kısmı var. Görüyorsunuz burada ileride bir merde şey daha var. Engel yapmışlar. Ama kenarları açık. Böyle gidiyor. Aslında alttan da geçilebilir. Bu da mağaranın havalı. Alçak sürünme yapayım mı? Evet, alçak sürünme yap bakalım. Görüyorsunuz. Mağaranın içine girdiğiniz zaman o ilk girişteki soğuk hava hissetmiyorsunuz ama mağaradan çıktığınız zaman gerçekten çok soğuk bir hava geliyor. Dışarısının sıcaklığıyla mı etkiliyor artık bilemiyorum. Yani 5-10 dakika kaldığınız zaman öksürmemeniz mümkün değil. Üşüyorsunuz yani duramıyorsunuz. Şimdi buradan yavaş yavaş çıkalım. Şöyle işte Pınar Gözü Mağarası burası. Pınar Gözü Mağarası ülkemizin en uzun mağaralarından bir tanesi. 16-17 kilometrelik kısmı keşfedilmiş. Daha sonraki kısım keşfedilmemiş. İçinde göller olduğu söyleniyor. Mağara girişinin kapatılma nedeni tahmin edebileceğiniz gibi insanların girip kaybolması. Hatta bölgede çobanlık yapan birisiyle konuştuğumuzda anlattığına göre 3 kişilik bir turist grubu girip 3 gün sonra başka bir yerden çıkıyorlar. Artık ondan önce mi ondan sonra mı bilemiyorum. Mağara bu şekilde kapatılmış. Halbuki turizm açısından çok zengin bir mağara. Hiç değilse keşfedilen kısmı ışıklandırılsa, görevliler mağaranın bazı kısımlarında bulunsa, küçük sembolik bir ücret karşılığında mağara gezdirilse çok ilgi çekeceğini düşünüyorum. Neden böyle kapatılmış, bırakılmış? O da enteresan tabii. Bunu da yetkililere sormak lazım. Burası da Pınar Gözü Mağarası'ndan gelen suyun aktığı dere. Tertemiz bir su var. Tabii bu aktıkça kirlenecek maalesef. Buradan böyle devam ediyor. İleride derin bir vadinin arasından akıyor. Buraya kamp yapmışlar. Çok da güzel bir yer aslında. Su var, gölgelik, dere kenarı. Hoş yani. Ama işte her yerde olduğu gibi maalesef etraf çöplük, pislik kaynıyor. İnsanlar çöplerini getirmişler, atmışlar buraya. Birkaç kişi belediyenin elemanları temizliyor, çok temizliyor. Onun dışında bu vadi yatakları, piknik yapılan yerlerin her tarafı, bunu aslında söylemeye gerek yok. Çöplük içinde. Yapacak bir şey yok. Burası da Pınar Gözü Mağarası'nın biraz altında, yaklaşık 300-400 metre yürüdükten sonra yolun kenarından ufak dik bir patikayla iniyorsunuz. Şöyle ufak bir şelale oluşmuş. Önünde gölet var. Gördüğünüz gibi burada gölete giriyorlar. Bu tabi böyle devam ediyor. İleride başka göletlerde, başka buna benzer şelalelerde olacağı malum. Güzel bir yer, keyifli bir yer. Karşı taraf gerçekten çok büyük bir yamaç. Böyle gölet oluşmuş böyle. Çevrede biraz dolaştıktan sonra tekrar Melikler Yaylası'na geliyoruz. Şimdi de kısaca Melikler Yaylası ile ilgili kısa bilgiler vereyim. Görüntülerle yaylayı bir seyredin. Burada Dede Göl Dağı şenlikleri yapılıyor. Şenliklerde çıkılmadan önce de burada kamp kuruluyor. Geniş bir alan, etrafı çam ağaçlarıyla çevrili. İki tane tuvalet var burada bayanlar için, erkekler için. Üç tane çeşme var. Ben size şöyle çevreye önce bir göstereyim. Görüyorsunuz.
Melikler Yelkesi'nin ortasındaki açık alan. Karşıda iki tane tuvalet var. Oradan yaylaya çıkış yapılıyor. Burası araç yolu. Bu arada her türlü araçla gördüğünüz gibi yaylaya çıkabilirsiniz. Çok geniş bir yol var. Yani yaylaya çıkmak için problem yok. Bir yere kadar zaten asfalt bir yoldan geliyorsunuz. Ondan sonra toprak orman yolu ama çok güzel bir yol. İşte Melikler Yaylası burası. Biz dün akşam buraya geldik. 8-8.30 sırasında hava kararmak üzereydi. Dolaşa dolaşa geldiğimiz için biraz geç kaldık. Çadırlarımızı kurduk. Sabahleyin kahvaltımızı yaptıktan sonra Pınar Üzü Mağarası var. Oraya gittik. Yalnız bu mağara, videoda göreceksiniz, girişi kapatılmış. Turistler kaybolmuşlar söylenene göre. 3 gün sonra başka bir yerden çıkmışlar. Çok uzun bir mağara. Türkiye'nin sayılı uzun mağaralarından biri. İçinde göller olduğu söyleniyor. Güzel bir mağara ama göremiyoruz tabii. Görevli de yok. Saç plakalarla giriş kapatılmış. Girme imkanı yok. Şimdi ben size buradaki kamp alanını biraz gezdireyim. Akşam daha kalabalıktı burası. Bugün biraz sakinleşti. İnsanlar dönmeye başladılar. Bu arada çevreden insanlar da gelenler geliyorlar. Burada kamp yapmak için köylüler geliyor. Başkaları çıkıyor. Biz de çadırlarımızı buraya kurduk. Çevrede şimdilik yapacak başka bir şeyimiz olmadığı için programımız da çok yüklü. Şimdi buradan Aksu'ya doğru giderken Zindan Mağarası görmüştük. Zindan Mağarası'nı görelim diyoruz. Oradan da Sütçüler'deki Yazlı Kanyon'a gideceğiz. Orayı göreceğiz. Duruma göre orada kalacağız. Kampımızı atacağız. Oradan Burdur Gölü'nün kenarından devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Çadırlarımızı topladıktan sonra tekrar yola düşüyoruz. Şimdi gece geldiğimiz yolu bir de gündüz görün. Birazdan Kızıldağ Milli Parkı, Melikler Yaylası girişini göreceksiniz. Dönüş yolunda onu çekeceğim. Etrafı çok daha rahat seyredeceksiniz. Şimdi Kızıldağ Milli Parkı'na geldik. Melikler Yaylası burada. Buradan giriş yapılıyor. Burada Dede Göl Dağı, Melikler Yaylası buradan gidiliyor. Pınar Gözü Mağarası da 4 kilometre ileride. Şurası da şöyle seyir terası gibi yapılmış. Şurada şöyle Yeniçer Melikler Yaylası'nın girişi. Etrafı şöyle 360 derece. Melikler Yaylası'nın girişi de burası. Şimdi buradan yolumuzun üstündeki Aksu çevresindeki, Aksu'ya oldukça yakın Zindan Mağarası'na gideceğiz. Orayı gördükten sonra rotamız artık Yazılı Kanyon. Şimdilik hoşça kalın. İyi seyirler.